bunlara. Müthiş bir çalışma. Değil mi? Annem. Tebrik ediyorum vallahi. Annem, harika. Rahmetli annem. Çok güzel bir kadın. Yanağında şart çıbalığına olan dünyadaki tek Giritliydi. Girit. Mardin doğumludur annem. Girit'ten gelen anneannemin kızı olarak Mardin'de dünyaya gelmişti ve İzmir'de evlendi. Biz de orada İzmir'e gelin geldi teyze. Evet, yani yanağında şarp çıbanını kaşıkçı elması gibi taşırdı. Bu musunuz hocam? Şurası mı? Evet. Yılmaz, senin kaç yılın geçti Kahramanlar'da? Kahramanlar'da hiç büyüdün mü? Ya da Hatay'da mıydın? Evet, ben Kahramanlar'da dünyaya geldim. Neden öyle diyorum? Öyle mi? Karşıyaka. Tabii çok yani İzmir'in bana göre hoşgörüsüne ve esprili hayatına yakışır bir durum. 35,5. Çok güzel ya. Bir kavram. Ben Göztepe'li olmama rağmen Karşıyaka'yı gerçekten çok severim. Yani çünkü aslında birbirini tamamlayan, birbirini ateşleyen rekabetiyle beraber aynı zamanda İzmir'in iyiye gitmesini de sağlayan bir kavram. İyi ki Karşıyakalılar da var ya. Miran, kızların da senin gibi ya da kızın bir tane mi bilemiyorum. İki tane. Kızların da senin gibi İzmirli mi? İzmir'i seviyorlar Yok, mı? Kızlarım bir tanesi İzmir'de doğdu, Konak kayıtlı ama 9 Eylül Üniversitesi'nde dünyaya geldi, Balçova'da. Aha. Şeker burada dünyaya geldi, Şişli'de. Kendilerini İzmir'i mi zannediyorlar, İstanbul'u mu hissediyorlar, ne hissediyorlar, İzmir'i ne kadar biliyorlar? Bence onlar için hem İzmir hem İstanbul vazgeçilmez iki özel büyük kent. Şehir, kent. Onlar için iki şehir de hani şehirlerin şahı. Ne İstanbul'dan vazgeçebilirler ne de İzmir'den. İzmir İstanbul o zaman. İzmir İstanbul. Okay. Yılmaz, senin hayatında İzmir tutkusundan başka niye böyle İzmir kadar çok bağlısın? Senin için nedir İzmir'den sonra gelen tutku? Yani aslında tutkuyla bağlı olduğum hiçbir şey yok. Ama sanki İzmir böyle her yazında, her şeyde, hayatın her yerinde İzmir. Tabii İzmir, İzmir benim için çok özel bir kent. Yani İzmirliyim, eşim İzmirli, kızım İzmirli, ailem İzmirli vesaire tabii ama ben işte bir Malatyalı olsaydım, bir Diyarbakırlı olsaydım, bir Trabzonlu olsaydım da İzmir aşığı olurdum. Ve İzmir'i öğrenmeye çalışırdım. Çünkü İzmir'deki sosyal yaşam, İzmir'in tüm genel seçimlerin istatistiğine baktığımızda demokratik hayata verdiği katkı, yasakların kaldırılmasından çok partili rejime geçmeye kadar demokrasi hayatımıza katkıları, sosyal hayatımıza katkıları, sanat hayatımıza, kültür hayatımıza katkıları manasında İzmir çok enteresan bir kent. Mesela ben yani akademisyen olsaydım bu konuda tez yazmak isterdim. Hani diyorum ya, mesela Siirtli olsaydım İzmir'i görmek isterdim. Yani çünkü İzmir herkes şimdi bizi biraz izleyip hiç İzmir'i görmeyenler için ne söylersiniz o zaman? Yani ben onlara zihniyet hemşerimiz diyorum. Hı hı. Çünkü insanın İzmirli olabilmesi için, hayata İzmir penceresinden bakabilmesi için, çağdaş, modern, Atatürkçü olabilmesi için İzmir'de doğması ya da İzmir'de büyümesi gerekmiyor. Doğru. Yani hayata bu perspektiften bakan Artvinli de İzmirlidir. Ya da Sydney'de doğan Türk vatandaşı da, Berlin'de doğan Türk vatandaşı da İzmirli. Ben buna zihniyet hemşeriliği diyorum ve herkes biraz İzmirlidir. Ben bununla ilgili şöyle bir örnek anlatmak isterim, uzatmak istemem. Yok yok, hayır, çok güzel dinliyoruz, keyifle dinliyoruz. Mardin'e gittiğimde Mardin mutfağı muhteşem, biliyorsunuz. Tabii. Mardin mutfağı hazırladılar. Midye yok mu dedim. Ben ne midyesi var? Kardeşim dedim, siz ne biçim Mardinlisiniz? Ama onların çünkü bütün midyeleri İzmir'de. İzmir'deki Mardinliler İzmir'in sosyo-kültürel ekonomik ortamında böyle bir sektör yaratmışlar. Dünyanın en güzel midyesini İzmir'de yiyebilirsiniz ve sadece Mardinliler yapar. Evet. Benim annem de Mardinli olduğu için ekstra gurur duyuyorum. Aynen. Ama mesela bunu
Mardin mutfağıyla övünen Mardinliler bilmiyor. Bilmiyorlar, evet. Yani bu İzmir'in hayata bir katkısıdır aslında. Çünkü İzmir'de yine çok özür dileyerek uzatıyorum. Hayır, çok keyifli. Mesela ağzımı sulandı. Evet. Anadolu'nun baskılı bir ilçesinde ya da ilinde ki bir vatandaşımız mesela ihtiyacı olduğu halde ya da kendisi o hoşgörüye sahip olduğu halde eşini işe göndermez. Kızını okula göndermeyebilir. Ama aynı vatandaşımızı alıp biz Almanya'ya götürdüğümüzde o iklimde eşini işe gönderebiliyor, kızını okula gönderebiliyor. İzmir aslında Türk vatandaşlarına böyle bir iklim sağlıyor. Evet, doğru. Kendi şehrinde yapamadığı ya da engellendiği bir takım imkanları İzmir'in o özgür ortamında, sağlıklı ikliminde hayata geçirebiliyor. Dolayısıyla İzmirli olmayı ben bu anlamda da çok önemsiyorum ve diyorum yani keşke İzmirli olmasaydım da asıl İzmir'i o zaman anlatsaydım. Şimdi aynı şey Boyoz için de geçerli. Evet. Yani Boyoz'da Musevi kardeşlerimizin İspanya'dan 500 yıl önce kaçarken getirdikleri bir gelenek ve Türkiye'nin her yanına aynı zamanda geldi aslında. Yani İstanbul'a da geldi, başka yerlere de geldi. Ama bir tek İzmir'de ayakta kaldı. Tabii. Neden? O aslında toplumsal olarak çok ihtiyaç duyduğumuz belki bir barış, sevgi ve hoşgörünün de sembolü. Onun için İzmir'de Boyoz konuşuluyor. İşte İzmir'den söz edilirken Boyoz Festivali'nde 30-40 bir insan bir araya geliyor ve orada aslında hani şey bahane. Miting gibi oldu değil mi? Evet, miting gibi. Boyoz yani miting. Boyoz bahane. Orada önemli olan topluma o sevgi ve barış, hoşgörü mesajını vermek. Ben bunu gördüm mesela. İstanbul'daki Musevi vatandaşlarımızın çok önemli bir bölüm Boyoz'u bilmiyor. Evet. Bilmiyorlar. Oysa aynı zamanda geldi. Çıkmış, evet, güzel olduğu için o orada yaşamış. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Yani dışarıdan gelen insanlar hemen İzmirli olabiliyorlar mı? Ya da İzmir'in içinde kaç tane başka İzmir var? Yani tabii çok göç alan bir kent. Bugün %20'si 5 yılda yeni göçle oluşmuş bir kent İzmir. O yüzden aslında çok da güzel. Hani her zaman ben şunu da doğru bulmuyorum. Hani İzmir'de sanki İzmirliler sadece eğleniyorlar. İşte İzmir eğlenceli bir kent. Hayır, İzmir ekonomiye bir kere katkı koyan bir kent. Kültürel ve sosyal yaşantısıyla topluma örnek olan bir kent. Bir de ben geçen yıl mesela bir anket yaptım. toplumun dış çeperi dediğimiz yerlerde yaşayan insanların %35'i denize gitmemiş. Yani deniz görmemişler. Evet. Ve onları ilk defa denizle buluşturdum. Şaşırdı insanlar. İşte o da bir İzmir gerçeği. Yani hani yoksa hiçbir zaman İzmir'de aman işte çok büyük bir zenginlik var. Herkes işte ekmek elden su, yok öyle bir şey yok. Sohbetimize küçük bir ara verelim. Kısa bir reklam arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kredi olsa da kuş gibi hafiflesem diyenler. Kulak verin bir. İsteyene %0,38 faizle 5000 lira, isteyene 150 liradan başlayan taksitlerle 10.000 lira. İndirimli kredilerle Türkiye'ye tam destek. Hayata bağlayacak bir kablo bulamadık. Nasıl bir bağsa? Evet, ama asıl ilginç olan benim adıma insan bir şekilde her şeye hazırlıklı olabiliyor. Annen ölebilir, baban ölebilir. Bunu çok küçük yaşlarda yaşamış olan insanlarımız var. Ya da belki doğduğu anda, doğmadan önce falan bilmeyen hiç olabilir. Bilmeyen şeyler var. Özellikle şu şehit çocukları gördükçe aynı şeyleri hep düşünüyoruz ama şuna hiç hazırlıklı değilmişim. Annem ve babamın oturduğu ev, benim büyüdüğüm ev boş kaldı. Aynen. Buna hiç hazırlıklı olamamışım. Yani bir evin boş kalma duygusu evet, onun beni hakikaten insanı nefessiz bırakan bir şey. Çok öyle oldu. Gerçekten öyle. Yılmaz, yarın Anneler Günü.
böyle aklında kalan bir anneler günü var mı? Hani annenle çocukken geçirdiğiniz evde ne olurdu sizin evde anneler gününde? Valla herhalde aklımda en çok kalacak olan anneler günü bu anneler günü. Çünkü ilk kez annem yok. Yani hangi yaşta olursan ol annem yok duygusu. Yani değil mi? Yani hep duyardık. Bu hayatında gerçeği. Yaşamak. İnsan yaşar, büyür ve ölür ama buna hazırlıklı olunamıyormuş. Evet. Bir de babamla peş peşe, evet. Annem babamın peşinden gitmek için elinden geleni yaptı. Çok kısa bir süreyle. Babam vefat edince annem şalteri indirdi. Bütün annelerin ve anne adaylarının da anneler gününü kutlarım. Kutlayalım. Evet. Anneler günü kutlu olsun. O zaman Niran'dan rica edelim. Bütün annelere güzel bir şarkı söyleyelim. Biz de sana eşlik tabii edelim. Tabii ki. Annelerimize, seve seve. Anneler ben günü. De anneciğimi 3 sene önce kaybettim. Daha doğrusu yaklaşık bir 6 yılda aileden bir 7-8 tane insan kaybettik. Nasıl oluyorsa derece. Bu böyle peş peşe arka hepsi. Aynen öyle. Gerçekten bir nefes insana yetiyor bazen. Hani o telefonun ucunda olduğunu bilmek bile insana çok büyük bir cesaret veriyor her konuda. Çok büyük bir güven duygusu veriyor. Ama artık o nefesin, o sesin olmadığını bilmek de bir o kadar yıkım getiriyor insan için. Yani ben de bütün annelerin, önce Türkiye'de yaşayan annelerimizin ve beraberinde tüm dünya ülkelerinde yaşayan tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Onlar bizim hem mirasımız hem servetimiz. Evet, her köklerimiz, her şeyimiz. Aynen öyle. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlara da güzel yarınlar diliyorum. Bir şarkı söyleyelim mi annelerimize? Ah ne hayatlar midile zamansız yollara düştük. İlk yenilen biz değildik elbet. Gün oldu dünyaya küstük. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Sen ne olur çocukluğumu sakla. Tek kalan bu elimde avucumda. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Keyifli İzmir sohbetimize nokta değil bir virgül koyuyoruz. Haftaya tekrar devam ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.